Evet. O OTS 14 Groza isimli tüfeği. Herhalde Groza Rusya'ydı galiba. Herhalde Rus menşeili, Rus kökenli bir tüfek olabilir. Nerelenmiş? AKS 74 filan. AKS dediği Kalaşnikov serisinde bir tüfek galiba. 74 senesinde çıkan bir Kalaşnikov. Rus yapımı. Evet, Rus. Rusya'nın Tula şehrinde falan fistan. Tamam abi, anladık. Evet. Rus gibi tüfek. Bunu biraz incelemek istedim arkadaşlar sizin için. Direkt zaten hasarı 91 gözümüze batıyor bu. Tamam, güzel bir hasarı var. Mesela 91 olan başka bir tüfek var mı? Heh. Bundan bir tık daha yavaş ama aynı hasarda filan. Ama 24 nişan almadan isabet, 30 nişan alma isabeti. Bunlar gayet iyi. Ama tüfek biraz antin kuntin sanki. Bir göstereyim size. Şöyle çok cins cins şeyleri var. Şunu takıyorsun, tepmeyi azaltıp silahı şey yapıyormuş. Bu ne? İsabeti yükseltir, atış bilmem ne gizler falan susturucusu. Tabii bir dürbün takarsanız bu böyle antin kuntin nişangahı kayboluyor. Mesela şöyle bir şey takarsanız böyle nişan alıyor. Böyle bir tüfek, klasik bir tüfek. Ama burada benim gözüme çarpan şey arkadaşlar, bu 91 hasarlı ya da 620 ile sıkan bir tüfek değil. Ya da bütün kapasitesi 32 değil bunun. Gördüğünüz gibi modlamayı açık bırakmışlar. Bazı tüfekler böyle arkadaşlar. Kitli diyor çünkü şu an bu tüfeğe sahip değilim. Süreli geldi şeyden, şans kutusu gibi bir şeyden. Şuradan. Bunun şu kutuları çektim, buradan şey yaptı. Sanırım kalıcı çıkma ihtimali var mı? Groza'nın kalıcı olması. Yok mu acaba, var mı? 3 saat, 12 saat, 12 saat. Kalıcı yok herhalde ya, ihtimali yok sanırım kalıcı verme ihtimali. Nereden alacağız ya, o tüfeği çok beğendik diyelim. Dükkanda vardır ya da burada, ha bunu yükseltirsem veriyormuş. Peki. Şimdi arkadaşlar şu modlamayla şunlardan biriktirirsiniz ve buna mesela işte artı 7 puan hasar çıkarabilirseniz bu 98 olur. Neredeyse 100 hasarlı. İşte artı 20 filan 10 filan hız şey yapsanız daha da hızlanır. Artı 5 mermi kapasitesi yapsanız bu 37 falan olur. 40'a yaklaşır mermisi. Modlamayı açık bırakmış. Ya, modlamayı açık bıraktıkları tüfeklerde şu Groza'dan bahsediyorum. Ya bir tık iki tık ileri götürebiliyorsunuz. Artık Warface'te böyle bir şeyler var. Mesela şu tabancada bayağı güzel bir şey şu Makarov. Gece şu yeni gelen tabancanın da 30 mermisi var. Yeni favori PvP tabancam bu benim. Mesela şuna da bu modlamayı açık bırakmış ya. Buna da böyle fazladan hasar falan şey yapsak, çıkarsak. Gözüküyor mu sizde ekran? Heh. Artı 15 hasar demişler. Mesela sırf şunu çıkarsak, bir de şöyle artı 25 atış hızı, artı 6 jarjör kapasitesi. Bunu mesela düşürebilsek, atış hızı 325 olacak. 14'te mermi alacak. Şu mesela şu da artı 30 hasar. 160 oluyor hasarı filan. Bu modlamalar bayağı değiştiriyor silahların karakterini. Mesela şu Chrome Chris Super Vector bilmem ne şunu Chris Super Vector. Bunu en son modlamıştım. Gördüğünüz gibi değerleri bayağı 90'a falan yaklaştırdım mesela şeyini hasarını. Şöyle bir sniper tüfeği verdi oyun geçenlerde kalıcı. Şu Mauser K98. 365 güzel bir tek atan tüfek ama işte bakın buna da modlama açık. 365 hasarlı mesela bu. Bunun da aynı şekilde artı 20 hasar diyor mesela bakın. Artı 17,5 hasar bilmem artı 20 hasar. Artı 20 daha koysan 400'e yaklaşıyor.
atış hızını filan da yükseltse mesela, ki buna çok fazla şey koymamışlar sanki. Atış hızı koymamışlar. Atış hızı artı 6. Heh. Atış hızı 6 çıksa mesela 55 olur. 55 olan tüfek de yok herhalde ya tek atan bende. En hızlısı tek atan 50 civarıdır genelde, yani 51-52 filandır herhalde tek atan. Bu 350 ile vurup 62 hızın demiş. Bakın bu hızlıymış. Ama bu da çok sekiyor. Bayağı bir dağılıyor şey. Nişan. Şey gibi değil. Tek atan şu tüfekler gibi değil. Bunları çünkü bir yere nişan alıyorsun. Baktın doldurduğu yerde ikinci nişan alacağın yeri seçme şansın var. Mesela şöyle. En soldaki adama atayım diyorsun. Bu kolu çektiği yerde sen hedef seçebiliyorsun. O reload yaptığı yerde. Öyle olanlar en yüksek 50 mesela. Öyle. Mesela en hızlısı sanki benim Macmillan bir şeyim vardı. Macmillan'da bir şey vardı sanki. Nerede o tüfek ya? Heh. Şu 54'tür mesela, buna yetişir ama bu 350 sadece gücü. Şunu işte modladığım takdirde atış hızını yükseltsem, hasarını yükseltsem en iyi tek atan tüfeğim olacak gibi. Çünkü dedim ya, şöyle vurduğun zaman nişanını değiştirme şansın var. Bir haritaya bir bakıyorsun onu tekrar doldurduğu yerde. Bu modlama işi iyi arkadaşlar Warface'te. Bu Groza'da gördüğüm kadarıyla modlamaya açık bir tüfek. Bayağı da hızlı seri bir şey. 91'de hasarı var. Tipsiz bir tüfek ama öyle. Bu gerçek hayatta da var galiba bu tüfek. Bence güzel. Alınabilir. Nereden alıyorlarsa artık, dükkanda falan vardır herhalde. Var mı acaba? Belki vardır. Modlama çıkan tüfekleri ama benim kanım ısınıyor arkadaşlar. Hoş oluyor modlaması olanlar. Çünkü dediğim gibi bayağı güçlendirebiliyorsunuz. Ama işte şey kötü, onu eleştireceğim. Mesela şu ne kadar şu zımbırtı versek de, şunlardan ne kadar verirseniz verin, bazı şeyin ikincisi çıkmıyor galiba. Mesela şunu da hasar almışım 6 puan. Şuraya bir hasar daha çıkaramıyorum. Çıkmıyor. İnadına çıkmıyor. Bir puan bile olsa kabul ediyorum. Hani hasarını çok yükseltmek istiyorum. Vermiyor. Hani bir şeyi yüksek verirse takarsan, algoritmayı öyle ayarlamışlar galiba. Ondan bir daha vermiyor. Yani güzel bir şey verirse baya baya kötü şeyler vermeye başlıyor. Uzuvasan bu daha iyi sanki, bak kalsın. 10 güzel, bu kalsın, iyi yükseltiyoruz. Ama işte normal hasarı şu 83'ü yükseltmeye izin vermiyor. Sanki yani öyle ayarlamışlar sanki. Son bir tane daha çekeyim. Yok abi. Hani şunda mesela uzun hasarı taktım. Belki şuna uğraşsam bu defa bunu da vermeyecek, bunu da vermeyecek. Yani üçüne de ben mesela hasar çıkartmaya çalışıyorum diyelim. Çok yüksek hasarı olsun mesela. 3 tane 5, 15 puan fazladan hasar vermek istiyorum mesela. Çıkmıyor. Bir tanesine takarsan diğerlerine çıkmıyor bir türlü. Orayı çok kurnaz yapmışlar sanki. Ya da işte belki şunu almaya yetiyorlar seni. Belki. Neyse, konuyu dağıtmayalım efendim. Ne diyordum? Ha, Groza. Modlaması da olan enteresan bir piyade tüfeği gözüme girdi. Modlamasıyla göze giren bir tüfek bence.